Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda TYT matematiğe henüz başlamamış veya başlamayı düşünen veya başlayıp da bir türlü plan ve programa oturtamamış öğrenciler için hazırladığım bir TYT matematik kamp programına birlikte göz atacağız. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Sevmeli Hoca video ders kitabı TYT kitabının arkadaşlar içerisinde zaten hali hazırda hafta hafta nasıl ilerlemen gerektiğini anlatan bir kamp programı mevcut. Fakat kitabı yeni edinecek olan veya henüz yeni almış olan arkadaşlarım varsa, tabi bu arkadaşlar da biraz TYT matematiğe başlamak için birazcık geç kaldıklarından, daha da fazla geç kalmamaları adına böyle biraz hafif sıkıştırılmış bir programın onlar için çok iyi geleceğini düşündüm ve o arkadaşlar için güzel bir program oluşturdum. Tabi dediğim gibi sıkıştırılmış bir program, biraz programa sadık kalırsan bu sıkıştırılmış programın içerisinden çıkıp, öyle hakkıyla çıkıp diğer arkadaşlarına da bir nebze olsun yetişebilirsin. Çünkü genelde biliyorsunuz yaz aylarında öğrencilerimiz biraz böyle salmış vaziyette, havalarda sıcaktı. Ama şu an bence ders çalışmaya başlamak için, TYT matematiğe başlamak için, geç kalan öğrenciler için söylüyorum. TYT matematiğe başlamak için inanılmaz güzel bir fırsat. Bu kamp programına da uyarsan bir ay gibi yaklaşık kısa bir sürede sen bu işi halledeceksin. Şimdi gelin hazırladığım programın detaylarına birlikte bir göz atalım. Evet, yeni başlayanlar için TYT matematik nasıl biter diye bir program oluşturdum. Öncelikle arkadaşlar daha düzgün bir şekilde ilerleyebilmek adına Sevmeli Hoca video ders kitabını edinmenizi tavsiye ederim. Tüm videoların altında da siyah beyaz şekilde ücretsiz olacak şekilde o konuya ait PDF'ler de mevcut. Dilerseniz oradan indirebilirsiniz. Dilerseniz kitabı da satın alıp bu kitabın üzerinden ilerleyebilirsiniz. Kitabı satın almanızı tabii ki tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi TYT matematik nasıl biter diye gün gün ayırdım. 1. 2. 3. 4. gün derken en son işte 29 günde arkadaşlar. Burada temel kavramlar konusunu kitaptan açtınız. Benim zaten videolarım hazır. Tabi daha da hızlı ilerlemek isteyen arkadaşlarım varsa daha da hızlı ilerleyebilirler. Bunda sıkıntı yok ama zaten gün gün ayırdığım için bence bu programa dahil olursanız ve bu programa uyarsanız bence sizi hiç fazla yormadan düzenli bir şekilde günlük plan program dahilinde, bakın bozmayacaksınız ama programınızı. Bozduğunuz an olay biter. Zaten geç kalmışsın. TYT matematiği de halletmek istiyorsun. Kafanda hep bir soru işareti. Hani böyle insanların hep yapmak isteyip de bir türlü başlayamadığı, üşendiği veya işte böyle bir türlü vakit bulamadığı. Diğer dersler de var. Biyoloji de var. Fizik de var. Geometri de var. Diğer derslerimiz de var. Fizik de var diyen arkadaşlarım için. Ya lütfen artık her şeyi kenara bırak ve bir yerden, işin ucundan tut ve işe başla. Çünkü sen işe başlamadığın takdirde bu hep böyle uzayacak gidecek. Tamam, yani senin çalışmadığın her gün sana zarar veriyor. Unutmayın, kampın, bu kampa başlarken yaklaşık 3 ay önce, 3,5 ay önce ben size demiştim ki bu zamanlar çabuk geçecek. Bu kitap da bir gün biter ki bitti. Kampı da bitirdik. Bu kitap da biter. AYT kitabı çıkacak, o da biter. Denemeler var, onlar da biter. Ve sonra biz artık şunu konuşuyor oluruz. Arkadaşlar sınava bir hafta kaldı, nasıl ders çalışmanız gerekiyor? Bunları konuşmak istemiyorsanız arkadaşlar lütfen artık bir yerden başlayın. Ve TYT matematiği, bakın sizler için güzel bir program da hazırladım. Bu programa dahil olarak TYT matematiği adam akıllı biçimde, sıkıştırılmış biçimde de olsa lütfen artık bir yerinden tutun ve bitirmeye gayret gösterin. İlk gün temel kavramlarla başlıyorsunuz. Konusunu, videosunu izleyip benle beraber, tabii ki o video esnasında benle beraber kalemini de eline alacaksın. Kitapta arkadaşlar temel kavramlar konusunu açıp orada soruları benle beraber çözeceksin. Tamam. Şu şekilde benle beraber konuyu tamamladıktan sonra konu tamamlandı. Hemen arkasında ne vardı? Konu testi vardı. Hemen o gün o konu testini de hallediyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim. Günlük, bak günlük sadece ama sadece maksimum 2 saatini ayırarak, bir de molalı şekilde 2 saatini ayırarak konuyu dinledin, mola ver, sonra bir de testini çöz. İkinci gün aynı şekilde en büyük en küçük değer problemleri, konusunu dinle, ondan sonra bir küçük bir mola ver, 10 dakika 15 dakika, sonra bunun testini çöz. İster önce kendin testini çöz, daha sonra benimle beraber çöz, istersen aç videoda benimle beraber test çöz, hiç sıkıntı değil. 3. gün ardışık sayılar, çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları, faktöriyel, bölme, bölünebilme, ebobekok, rasyonel sayılar, 1. dereceden denklem, eşitsizlik, mutlak değer, çarpanlar ayırma, üstü ifadeler, köklü ifadeler, orantı. Geldin 18. güne. 18. günden 22. güne kadar toplamda 5 gün burada problemleri halletmeye çalışacaksın. Tamam, gayet fazla, yaklaşık bir 50 sayfa problem kısmı var. Bu problemleri halledeceksin benimle beraber. Sonrasında sembolik mantık, kümeler, fonksiyonlar, polinomlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistik diyerek 29. günün sonunda bu kitabı bitirmiş oluyorsunuz. Kitap 224 sayfa ve hani 240 sayfa desek 30 güne böldüğünüz takdirde zaten günlük 8 sayfa gibi bir şey yapıyor. Günlük 8 sayfa soru bankasını, 7 sayfa da olabilir, 7 küsür sayfa. Sen bu 7 küsür sayfayı soru bankasından tek başına çözmeye kalksan eminim sürekli bilgi eksikliğine uğrayacağın için üşengeçlikler olacaktır. Veyahut işte sıkılacaksındır. İlla ki seni engelleyecek bir şey vardır ama bir, sana bu programı hazırlayarak öncelikle bu programdan sapmaman için, sıkılmaman için planını, programını bil diye böyle bir şey hazırladım. Ve bu senin canını sıkmayacak. 2. Zaten konularını ben anlatacağım için, örnek veriyorum, 6 sayfayı zaten 1 saatin içerisinde ben anlatmışımdır. Oturacaksın, karşına alacaksın beni. Benle beraber tıkır tıkır ilerleyeceksin. 5-6 sayfayı zaten 1 saatte 1 saat 15 dakikada anlatmışım videoda. Ve ardından konu testi. Böylelikle konuyu da hızlı bir şekilde pekiştirmiş olacaksın. Yani senin bu 29-30 günün sonunda şu an hiç olmayan, belki de şu an kıt kanaat olan matematik konularını ciddi anlamda eksiklerini kapatacak ve bu eksik kapamanın ardından da rahat bir şekilde soru bankası çözebilir veya denemelere girebilir pozisyonda hissedeceksin kendini. Bu kamp programına uymanı o yüzden çok fazla şekilde, şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bu duyurunun ardından bu arada bu görselin hem PNG versiyonunu, yani resim formatını, fotoğraf formatını hem de PDF formatını videonun altındaki açıklama kısmına ücretsiz bir şekilde koydum. Tıklayıp indirebilirsin. Telefonunda da tutabilirsin. Çıktısını alıp duvarına da asabilirsin. Ve bunun ardından da, bunu da söyledikten sonra arkadaşlar gelelim farklı bir duyuruya. Videonun sonunda farklı bir duyuruya. Öncelikle gençler, AYT kampı hakkında oldukça fazla soru geliyor. Ciddi anlamda fazla soru geliyor. Ve hala da gelmeye devam ediyor. Öncelikle beklediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Yani ben sizden daha sabırsızım şu an kitabın bir an önce çıkması için ama bu işler aceleye gelmiyor arkadaşlar, ciddi anlamda. Hani AYT kitabı, evet, geçen sene mesela AYT kampına dün başlamışız. Yani 23 Ekim'de başlamışız. Bu sene de aradan 1-2 hafta geçtikten sonra başlayacağız. Peki neden bu kadar hani nasıl diyeyim? YouTube'da AYT kampına başlayan hocalar var. Hocam siz niye bu kadar beklediniz? Çünkü arkadaşlar AYT benim için biraz kıymetli. Sizler için olduğu gibi benim için de kıymetli. Öncelikle anlatmasına inanılmaz bayılıyorum. Anlatmasını inanılmaz seviyorum. AYT matematik anlatırken zaten gerçek bir matematik anlatıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu bir, bu benim özelimde olan bir şey. İkincisi, anlatmasını bu kadar çok sevdiğim bir şeyi eksiksiz ve kusursuz anlatmalıyım. Onun dokümantasyonu çok iyi olmalı. Ki bu dokümantasyon geçen senelerde PDF notlarıydı. Bu sene bir kitap olacak. Ve arkadaşlar bu kitabı oluştururken de ciddi anlamda her tür örnekten mutlaka ama mutlaka olsun. Bu örneklerin yanı sıra konu anlatım örnekleri senin kafana tam yatsın. Konu anlatım örneklerinde işlemediğimiz herhangi bir örnek tarzı kalmasın. Konunun her noktasına değinelim. Ve konuyu işledikten sonra senin artık soru bankası çözecek seviyesine getirecek testleri, bakın konu testi diye tek bir test olmasın istedim ve bunları da düzey düzey ayırdım. Yani hem kolay versiyonu, hem orta versiyonu, hem zor versiyonu olacak şekilde düzey düzey ayırdım ki o zor sorular ciddi anlamda beyin yakacak sorular da var işlerinde. Ayırdım ve neredeyse bu kitap mükemmel olsun istediğim için neredeyse bu kitabı baştan ele aldım ve baştan yazdım. Bakın neredeyse diyorum. Konunun sonundaki test sayılarını artırmak için bayağı bir çabaladım. Ve tüm bunların yanı sıra hani Eko Kitap diye bir tabir çıktı. Bu maddi sıkıntılardan kaynaklı, ülkenin şu an geçirdiği, ekonomik olarak geçirdiği, maddi olarak geçirdiği sıkıntılardan kaynaklı artık hayatımızda Eko Kitap diye de bir durum var, bir gerçeklik var. Eko Kitap versiyonunu kitabın bastırmayacağım ama soruların sevgili arkadaşlar aralarındaki boşlukları o kadar güzel dizayn ettim ki her soruyu baştan kendim ele alarak detaylı detaylı çözdüm. Ve bunun için bu kadar boşluk, bunun için bu kadar boşluk yeter tarzında düşünerek neredeyse sayfa başına bazen 7 bazen 8 soru sığdırdım. Tabi bazı sorular için 3 soru 4 soru da oldu bazı sayfalarda ama genel itibariyle kitabı olabildiğince ince çıkaralım ki öğrenciler o kadarcık kitapta çok fazla miktarda soru görsün ve bu kitabı da daha uygun fiyatlara satın alabilsin diye bayağı bir uğraştım, bayağı bir didindim. Umarım sizler için yararlı olacaktır. Kampta eli kullandı arkadaşlar. Kamp duyuru videosu da gelecek, merak etmeyin. Sizler için inanılmaz derecede çok çalıştım. Yani yalan olmasın, bazen günlük 3 saat, bazen 2,5 saat uykuyla, bazen hiç uyumayarak ciddi anlamda hani bu insanın sağlığını da etkiliyor. Günlük 2 saat uyku, 3 saat uyku insanın sağlığını da etkiliyor. Bu dönemde hasta da oldum. Bu dönemde biraz böyle hani evde de çocuk var, o hastalığı da bulaştırmamak için bazen bu odadan hiç çıkmadım. O dönemler de oldu arkadaşlar. O yüzden çok fazla çabaladım. Beklediğinize değecek mi? Beklediğinize fazlasıyla değecek. Bana da güvenebilirsiniz. Dediğim gibi AYT kampı için duyuru eli kulağında gelecek. TYT kampı için de yeni başlayanlar ve başlamayı düşünen öğrenciler, bir türlü nereden başlayacağını, nereden tutacağını bilemeyen öğrenciler için de güzel bir hızlandırılmış kamp programının çok iyi geleceğini düşünerekten bu videoyu çektim. Umarım sizler için faydası olur. Umarım faydasını fazlasıyla görürsünüz. Artık başlarsanız eğer kampa, bu hızlandırılmış programa dahil olursanız o videolarda görüşürüz diyelim. AYT kamp duyurusunda da görüşeceğiz ve hemen bu videonun arkasından da güzel bir çekiliş başlatacağız arkadaşlar. O çekiliş videosunu da mutlaka izleyin ve çekilişe de katılın derim ben size. Hoşça kalın o halde, sağlıkla kalın ve tabii ki gençler bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.